Evrende müzik kimdir? Bu zor bir soru. Ben bile kendimi daha tanımıyorum aslında. Tamir işlerine ulaşırken hep etraftan işte mühendis olacak bizim çocuğumuz, bu çocuk mühendis falan diye. Bir baktım, bütün tercihlerimi makine mühendisi olarak yapmışım. Tabii o kadar düşük para verdiler ki burada ev kiralayamıyordum. Anlamamış olanlar için söyleyeyim. Şimdi bu bir süreç. İstanbul'a geldim, para yok. Kalacak yer yok, iş yok. Bunlar oldu. Yılın genç girişimcisi seçildim. Başarı sertifikasıyla da ödüllendirildik. Yaklaşık şu kadar proje bitirdik. BİM'le biz bunu yaptık diye böyle bir süreçte ilerledik. Şimdi bu İngiltere'de biz çok başarılı olduk bununla. Ben de projeciyim dedim. Mimarları toplayayım. Hayal edersin, tasarlatırsın, uygulatırsın, ürünlerini temin edersin, biter. Herkes dedi ya mükemmel olur, biz de katılırız. Bir anda sayı artmaya başladı. Onun üstüne çizeyim hemen şöyle. Deko koy dedi. İşte deko dedi sevgidir dedi, deko dedi güçtür dedi. Sen bunu koy dedi, beni gaza getirdi açıkçası. Bu tasarımcıların içinde projeciler vardır, mimarlar vardır, danışmanlar vardır. Bunun içindedir aslında. Bir tasarım süreci var, ikinci süreç. Hayalin ne dersen, başarılı olabileceğimi düşündüğüm, sevdiğim, bana keyif veren, insanlara faydası olan her şeyi yapmak benim hayalim aslında. Bence girişimci insanın bir hayali olmaz. Evren Demirci kimdir? Bu zor bir soru. Ben bile kendimi daha tanımıyorum aslında. Şimdi ben 30 Kasım 1979 doğumluyum. Evliyim, 3 tane çocuğum var. Onlardan bir tanesini zaten tanıyorsunuz, Defne. Organizasyonlarda açılış konuşmalarını onsuz yapamıyorum. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nden mezun oldum, makine mühendisliğinden. Ondan sonra da mekanik tesisat sektörüne yaklaşık 2008 yılında adım attım. Bunca yıldır, yani 2008'den bugüne kadar tamamen tesisat sektörüyle ilgili çalışıyorum. Ya güzel bir çocukluk geçirdim. Yani ailemiz, annem babam benim ikisi de köy enstitüsü mezunu, öğretmen zaten. Öğretmen çocuğu olarak büyüdüm. Ben 4 yaşında okula başladım, kayıtsız olarak. 5 yaşındayken dediler ki zaten okuma yazmayı biliyor, 1'e değil de 2'ye mi alsak? Annemler dediler ki yok işte olmaz falan. 5 yaşında da ilkokula başladım. Yaklaşık 10 yaşında ilkokul desek, 13 ortaokul. Bizim dönemimizde de kredili sistem vardı. 2,5 yılda da liseyi bitirdim. Ben 15,5 yaşında liseyi bitirdim. 16 yaşında üniversiteye gittim. Hemen o dönemde de iş hayatına başladım. Biraz erken oldu benim için. Çocukluk nasıl derseniz hem çok güzeldi hem de her şeyi erken halletmek zorunda kaldık. Yani erkenden okulu bitirdik, erkenden hayata atıldık. O yüzden güzeldi. Yani bir pişmanlığım ya da kötü geçen bir şey yok. Çok güzel geçirdim. 99 depremini ben yaşamış birisiyim. Sakaryalıyım kendim. 99 depreminden sonra şöyle bir konuşma geçiyordu ailemle aramda. İşte artık uzatmaları yaşıyoruz. Bundan sonra daha yani çok daha büyük bir engel herhalde karşımıza çıkmaz diye. O yüzden artık hiçbir şey imkansız değildir. Her zaman bir çıkış yolu vardır diye bir motto oluştu bende otomatikman hayat şartlarından dolayı. Hep o motto ile ilerledik. İnandığımız işlerin peşinden koştuk. Yapmayı düşündüğümüz, hayal ettiğimiz şeyleri yapmaya çalıştık. Dolayısıyla bugünlerimize de geldik. Yani makine mühendisliği olmak istiyor muyum onu da bilmiyordum yani. Şöyle küçükken böyle işte saç kurutma makinesi, buzdolabının ufak parçaları, tamir işlerine ulaşırken hep etraftan işte mühendis olacak bizim çocuğumuz, bu çocuk mühendis falan diye. Bir baktım, bütün tercihlerimi makine mühendisi olarak yapmışım. Yani biraz mecburiyetten girdim gibi oldu ama artık seviyorum tabii yani. O zaman belki hayalim değildi ama şimdi çok güzel başarı bize attıkça sevmeye başladık. Vallahi aslında süreç beni yönetmedi de, süreç beni yönetti yani ben yönetemedim. Şimdi ben İstanbul'a geldiğim zaman şöyle bir durum vardı. Şimdi üniversitede de okurken, Sakarya'da da okurken hep şöyle bir şey vardı. Arkadaşlarım da bilir, çocukluk arkadaşlarım da. İşte üniversiteyi de bitirdikten sonra bir İstanbul'a gidip iş hayatına girmek istiyordum yani, öyle bir hayalim vardı. Ondan sonra tabii bunu biz böyle güzelce beklerken arada işte bahsettiğim deprem olayları girince daha farklı bir yoldan gelmek zorunda kaldık. Bir anda İstanbul'da bulduk kendimizi. Tabii orada da değişik bir anım var. Şimdi ben İstanbul'a geldiğim zaman burada bir arkadaşım vardı. Onda kalacaktım. Ama arada da benim askerlik yapmam gerekiyordu. Ben hemen askerliğe kayıt oldum. Askerliği de aradan halledeyim ondan sonra geleyim diye. Tabii Ankara'da askerlik yaptım. Sonra askeriye de tabii izin kullanmadığım için yaklaşık 20-25 gün erken geldim ben. Yani izinsiz çıktığım için erken çıktım. Tabii arkadaşım da o ara telefonunu kaybetmiş, telefon numarasını değiştirmiş. Dolayısıyla ben İstanbul'a geldim, arıyorum, arkadaşıma ulaşamıyorum. Dışarıda kaldım bayağı bir süre. Çok fazla para da yok cebimizde, hani gidelim de bir yer tutalım diye. Esenler Terminali'ne gelmiştim zaten. Esenler Terminali'ne çöktüm ben. Yaklaşık 20-25 gün. Öyle 25 gün idare ettim. 25 gün sonra da arkadaşıma ulaştım. Ondan sonra onun yanına yerleştim. Öyle başladı benim aslında İstanbul'a ilk giriş hikayem yani. O zaman tabii şöyle de bir durum var. Şimdi eczaneye gidip rica ediyorduk. CV'mizi fax çekiyorduk firmalara. Yani böyle pek telefon, mail olayları çok olmadığı için. İşte 2000
2000. Yani 2000 yıllarıydı. Zaten cep telefonu yoktu. Olsa da cep telefonunda mail yoktu. Bilgisayar yoktu. Yani bende yoktu en azından. Ben CV'mi hazırlatıyordum bir internet kafede. Ondan sonra bir eczaneden oradan burada rica ediyordum ki faks çekelim. İşte iş başvurusu için. Cevap gelirse diye ertesi gün uğruyordum oraya. Hani bir cevap var mı diye. Böyle süreçlerden geçtik. Ben tabii ilk iş hayatıma başlayacağım zaman, İstanbul'a geldiğim zaman acil işe ihtiyacım olduğu için hemen ilk bulduğum işe girdim. Tabii o kadar düşük para verdiler ki burada ev kiralayamıyordum. Yine sürecim devam etti. Bir türlü toparlayamadım. Sonra dedim ki benim kazancımı arttırmam lazım. O yüzden yaklaşık ben 1,5 sene içerisinde 16 tane iş değiştirip maaşımı da yaklaşık 5,5 kat arttırarak kendimi bir konuma getirdim yani. Ondan sonra biraz para kazanmaya başladım, iş yapmaya başladım ve kendi işimi kurmaya, yani geçiş yapmaya karar verdim. Bu dediklerimin hepsinin altında aslında çok zor süreçler yatıyor ama ben bunun dışarıya yansımasını böyle geçmiş olduğu için esprili anlatmayı tercih ediyorum yani. Yoksa öteki türlü hepimiz burada oturup ağlarız. O da hiç hoşuma giden bir durum değil yani. Ben İstanbul'u seviyorum. İstanbul'da yaşamak güzel. Sokakta kalsak da güzel. Bakın benim şu anda İngiltere'de oturumum var. Süresiz oturumum. İstesem yani şu dakika kalka gider İngiltere'de yaşarım, yaşamıyorum. Ben Türkiye'yi de seviyorum. İstanbul'u da seviyorum. Yani burayı seviyorum. O yüzden ne kadar olumsuzluk yaşasam da seviyorum yani. Böyle söyleyeyim. Biz 3 boyutlu projelerle çalışmaya başladığımız zaman bir ilan gördük. KOSGEB ve Sanayi Bakanlığı işte Türkiye'nin başarılı iş adamlarını, işte genç girişimcisini, işte en büyük yatırımı gibi bazı kategorilerde yarışma açtı. Buraya da 10 binden fazla firma katıldı ve ilkti bu o sene. Yani Türkiye'nin ilk yarışmasıydı. Ben de oraya Revit programıyla yani BIM platformuyla katıldım açıkçası. Yani 3 boyutlu proje tasarımları, üniversitedeki öğrencilere eğitimler, bazı üniversitenin girişimcilik kulüplerinde ben kurulumunda yardımcı oldum. Bu tarz şeylerle katıldık. Çok o zamanın yanlış hatırlamıyorsam işte Ali Koç gibi bayağı ünlü iş adamları da jürideydi. Finalist olduk. Yani önce 40'a düştü. Sonra 40 kişi davet edildi Ankara'ya. O zaman Başbakanı Tayyip Erdoğan veriyordu zaten ödülleri. Orada da 5 finaliste düştük. Başarı sertifikasıyla da ödüllendirildik. Projeyle tasarımlarda pek mücadele edemedik. Çünkü 20-30 yıllık sektörün böyle büyük abilerimiz var. Ve onların karşısında tabii çok zor. Yeni girmiş birisi olarak. Yani tecrübe eksik, çevre eksik, her şey eksik bizde. Para eksik. Yani ekip eksik. Yeni giriyoruz çünkü işe. Şimdi bu dönem ne yapmamız gerekiyordu? İlk olarak Revit'e geçmek gerekiyordu. Yani 3 boyutlu bir proje tasarımı. Onu geçtik, hallettik. Şimdi bu süreçte ne oldu? İhalelere giriyoruz. Mesela bir proje teklifi isteniyor. İşte herkes teklif veriyor, biz de teklif veriyoruz. Şimdi toplantıya bir gidiyorum. Orada işte sektörümüzün abileri var, işte duayenler var. Biz de oturuyoruz orada. Şimdi Libya'da bir proje var. İşte teklif vermişiz. Çağırıyorlar, konuşuyorlar. İşte ona diyorlar ki ne yapacaksınız diyor. O diyor ki bizim Libya'da zaten ekibimiz var diyor. Yani biz Libya'da zaten çalışıyoruz diyor. Ötekine soruyor. Biz diyor Libya'ya diyor 20 tane proje yaptık. Bu bizim için çok basit. Referanslarımız bunlar 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 sayıyorlar falan. Bana geliyor. Biz de diyoruz ki biz Libya'yı seviyoruz. Yani biz de yapabiliriz. Biz de Libya'da iş yapabiliriz ama tabii hemen bay bay diyorlar. Çünkü yani insanlar riske de girmek istemiyor. Zaten bilinen bir ekipler var. Zaten yapılmış. Yani yeni bir kişiyi de denemek istemiyorlar. İşte o süreç ondan dolayı biz bu 3 boyutlu projeye geçtik. Artık 3 boyutlu proje tasarımına geçtikten sonra da uzunca bir zamandır ben böyle konuşuyorum yani. Yaklaşık şu kadar proje bitirdik. BİM'le biz bunu yaptık diye böyle bir süreçte ilerledik. Bu anlamda güzel oldu bizim için. 1 sene, 1,5 sene sonra baktım ki o zaman AutoCAD'le dizayn ediliyordu bütün projeler. Ama çok fazla piyasada insan var ve 30-40 yıllık tecrübeli insanlar da var. Şimdi bunların arasından sıyrılmak çok zor. Bir de hani çevremiz de yok. Öyle ekibimiz de güçlü değil. O zaman işte bir İlteriş Tezer diye bir beyefendiyle tanışmıştım. Kendisi mimar. Türkiye'nin ilk alışveriş merkezini yapmıştı Bakırköy'de. Bana o zamanlar demişti işte Evrencim artık böyle 2 boyutlu projeleri bence boş ver. İşte Amerika'da, İngiltere'de, yurt dışında her yerde 3 boyutlu proje çalışıyorlar. Ben de hiç unutmadım onu yani. Hep aklımda kaldı. Piyasada da bakıyoruz şimdi çok güçlü insanlar var. Bir türlü AutoCAD'le çıkamıyoruz yani. Bir gün işte ekip arkadaşlarımızı topladık. Dedik ki bundan sonra 3 boyutlu projeye giriyoruz. AutoCAD'i bıraktık. Bu da ben 2018'de işi kurmuştum. 2008'de işi kurmuştum. 2009 yılıydı. Bütün ekip dedik ki BIM platformu, Revit, 3 boyutlu projelere geçeceğiz. Yaklaşık işte bunun üzerine 1 sene falan çalıştık hep beraber. O ara tabii para kazanamıyoruz.
yapıyoruz, çok zor durumlardayız falan. Ondan sonra işte bu Revit'e geçtikten sonra bu benim için bir çıkış noktası oldu. Bir ilk projemizi aldık. İlk işimizde de tabii bayağı zorlandık ama bu işi tamamladık. Bu işi tamamladıktan sonra da yolumuz açıldı. Bundan sonra da proje tasarımı konusunda hani aranılan iyi firmalar arasına girdik. Bu şekilde de devam etti. 2008 yılında Deko Proje firmasını kurduk. Deko Proje firmasıyla bugüne kadar 16 milyon metrekarenin üstünde projeyi BIM platformunda tamamladık. Daha sonra Mekanik Dergisi'ni yürürlüğe sürdük. Mekanik Dergisi'nde 124. sayısı bu aylarda. Yaklaşık 580 bin adette dergiyi sektörümüzü ücretsiz dağıttık. Mekanik tesisat sektörüyle ilgili olan bir dergi. Bir diğer firmamız da organizasyon işleri yapan For Essentials mühendis toplantısını da geçiren firmamız. O da bu sene 5.sini gerçekleştirdi. Yine Çırağan Sarayı'nda. 3.000'den fazla katılımcı oldu. Ve yani sektörün bir organizasyon haline geldi. Bir diğer firmamız da İngiltere'de Deko Ltd'di. O da İngiltere'de yine mekanik tesisat proje tasarımı ve danışmanlığı üzerine BIM platformunda çalışan bir firmamız. İsmi nereden geliyor? Şöyle söyleyeyim. Benim firmanın ismini babam koydu. Bizim soyadımız Demirci. Babamın da eskiden lakabı Deko'ymuş. Babası, dedem yani ona Deko derlermiş. O da işte ben de tabii isim arıyorum. İşte yok Roma mitolojisinden, Yunan mitolojisinden şöyle mi koysak, böyle mi koysak derken bir gün babam dedi ki oğlum dedi işte Deko koy dedi. Bizim dedem soyadımızı da temsil ediyor. İşte Deko dedi sevgidir dedi, Deko dedi güçtür dedi. Sen bunu koy dedi. Beni gaza getirdi açıkçası. Ve öyle koyduk ama çok da memnunum yani. Şirketin ismini de çok seviyorum. Babam da rahmetli oldu. Onu da anıyorum burada rahmetle. Şirketimin pazarda iyi bir mühendislik firması olmak. Bunun için de İngiltere'ye bayağı bir yatırımda da bulunduk, çalışmada da bulunduk. İngiltere'de iyi ilerliyoruz. Yani bunu Avrupa'ya, Amerika'ya, dünyanın her yerine yaymak istiyorum açıkçası. Hani bu çünkü benim ana mesleğim. Ne kadar da farkında olmadan girdiysem de sevdiğim ana mesleğim. İyi de yapıyoruz biz bu işi. Şimdi bu bir model, bir bina düşünün. Yeni yapılması gereken bir bina. Bu binayı önce dijital ortamda modelliyorsunuz. Birebir ama yani. Hem bilgileriyle, hem güçleriyle, her şeyle. Daha sonra bu birebir dijital ikiz deniyor buna. Bu dijital ikizine göre işte yatırım kararı alınıyor veya projeler tamamlanıyor. Biz bu dijital ikiz oluşturma tarafında çok ilerledik. Yani biraz önce bahsettiğim 2009 yılından beri, 8 yılından beri başladığımız proje bu aslında. Ödülümü de bununla aldım ben. Şimdi bu İngiltere'de biz çok başarılı olduk bununla. Çünkü gerçekten biz bayağı eski girmişiz. Yani 2008 yılında çoğu insanın haberi bile yoktu böyle bir projenin varlığından. Ama biz o zaman çalışmaya başlamıştık. Bu da bize avantaja döndü. İngiltere'de de yani İngiliz firmalarının yanında üste çıktık gerçekten. Yani hem bilgi olarak hem tecrübe olarak bayağı bir yol kat ettik. Dolayısıyla birincisi bu. Yani Avrupa'da, Amerika'da ya da dünyanın herhangi bir yerinde çok iyi bir mühendislik firması olmak. Bunda da bayağı yol almaya başladık. Birincisi bu. İkincisi bu For Essentials etkinliği. For Essentials etkinliği de tüm sektörü bir araya getiren bir etkinlik oldu. Bu sene 3000 kişi katıldı aşağı yukarı. Yani fazlası var, eksiği yok diyeyim. Bu etkinliği de artık hani hem Türkiye'nin en büyük toplantısı diyoruz. Türkiye'nin en büyük mühendis toplantısı diyoruz. Ama hep söylüyorum dünyada kesinlikle bir yeri var ama hepsine tek tek bakamadığımız için iddia edemiyorum yani. O yüzden dünya çapında da bir organizasyon haline getirmek bir hedeflerimizden de bir tanesi. Mekanik dergimiz de aslında For Essentials'da mekanik dergisi bir bütün, bir medya ajans gibi ilerleyen aslında ikisinin de hedefi bu yolda ilerliyor. Türkiye'de de projelerimiz var, İngiltere'de de var. Bu şekilde bir hedef koyduk kendimize. Yani seneye konuşursak her şey daha başka olabilir diye düşünüyorum yani. Proje hayatına devam ederken etraftaki üretici firmalar ve malzeme satan firmalar hep şöyle bir yaklaşımda bulunuyorlardı. İşte geliyorlar, yurt dışındaki fabrikamızı gezdirelim sizleri diyorlar. İşte fabrikalarını tanıtıyorlar. Orada biz de daha samimi oluyorlar. Ürünlerini daha yakından tanıyoruz. Ondan sonra da işte projelerimizde de değerlendirmeye başlıyoruz. Yani bir tanıtım materyali gibi. Şimdi onlar seminerler düzenliyorlar, lansmanlar düzenliyorlar. İşte bizleri davet ediyorlar. Yine bu yapılmamış bir şey olarak düşündüm kendimce. Dedim ki işte ben de projeciyim dedim. Mimarları toplayayım. İşte yatırımcılardan biraz bir kişiyi bulayım. 50 kişi, 100 kişi. Bir organizasyon yapayım. İşte kendi projelerimi anlatayım. Onlarla yemek yiyelim, sohbet edelim. Tanıtım yapayım yani onlar gibi. Tam bunu planlarken, yani bu organizasyonu planlarken kime söylediysem herkes dedi ya mükemmel olur biz de katılırız. Bir anda sayı artmaya başladı. Yani ben böyle 100 kişiyi davet edeyim derken bir anda böyle 200'lere, 250'lere gelmeye başladım. Yatırımcılar, mimarlar, mühendis arkadaşlar bir oluşum hızlanmaya başladım. O dönemde yani bunu karşılayacak bir durum çok söz konusu olmaz yani. Bence çoğu kişinin de olmazdı. Ben firmalarla görüşmeye başladım. Dedim ki ya böyle bir organizasyon yapıyoruz. Siz de sponsor olun, siz de tanıtımınızı yapın.
Yani siz de konuşun. Çünkü şu eksikliği ben görüyordum. Her zaman mesela üretici firmalar her yere sponsor oluyorlar. İşte dernek organizasyonları, STK'lar fark etmiyor. Ama sadece logoları koyuluyor bu köşeye. Ve hiç ne konuşuyorlar ne kendilerini anlatabiliyorlar. Hani anlatmak istemeyen tabii ki anlatmaz ama anlatmak isteyene de yol açılmıyordu. Şimdi bu süreçte böyle ilerlerken ben de firmalara dedim ki hani sizin de dedim aslında ihtiyacınız var. Gelin siz de anlatın. Çıkın, sahnede olun, işte bu konuları paylaşın. Sonra üreticilerin böyle bir eksikliğini fark ettiğimiz için bunu böyle bir kapattık. Zaten sektörümüzde biz tasarımcılar her zaman her yere gidiyoruz ve olmamız gerekiyor. Uygulamacılar da öyle, yani bu işi yapanlar. Yatırımcılar yok hiçbir yerde. Yani yatırımcıları hiçbir yerde göremiyorduk. Bu sefer dedik ki hani bu inşaata yatırım, bu binalara yapılan yatırım yapan yatırımcıları da arayalım, davet edelim. Sonra bu konseptimiz oluştu işte. Dedik ki yani genel felsefesine baktığımız zaman, şimdi buna da aslında itiraz edenler oluyor da onu da söyleyeyim. İşte burada danışmanlar var, müşavirler var, herkes var gibi konuşuyor. Ama ben aslında kişiden bahsetmiyoruz bu organizasyon. Yani zaten o gelen 3000 kişi zaten bunu anladı, biliyor da anlamamış olanlar için söyleyeyim. Şimdi bu bir süreç. Yani bir hayal vardır kafada. Bu hayalde der ki bir yatırımcı, ben şöyle bir bina yapacağım der. Bu bir hayal süreci, yani yatırım süreci. Sonra bunu birisine tasarlatır. Bu tasarımcıların içinde projeciler vardır, mimarlar vardır, danışmanlar vardır. Bunun içindedir aslında. Bir tasarım süreci var, ikinci süreç. Sonra bu tasarım bittikten sonra bunun bir uygulaması var. Şimdi biz dört etki derken hani müşaviri 5, işte atıyorum taşeronu 6 gibi saymanın bir mantığı yok. Bu bir süreç. Uygulamacıların ve uygulama süreci dedik. Son olarak da tedarikçiler. Buraya bir ürün lazım. Tedarikçiler de ürünü verdikten sonra aslında bu süreç tamamlanıyor. Hani arada eksik kalan bir şey ben görmüyorum. Görenler de bence artık görmüyordur yani. Çünkü süreç bu. Hayal edersin, tasarlatırsın, uygulatırsın, ürünlerini temin edersin, biter. Şimdi bu dört süreci içerisine kapsayan organizasyon haline getirince iş çok başarılı olmaya başladı. Her geçen yılda şöyle söyleyeyim. Yani hayal aslında kendimle ilgili bir şeyden başladı, sektöre yayıldı. Bütün sektörde kabullendi, istedi. 2018 yılında zannedersem 950 bin kişi katılmıştı. İşte 1500 oldu, 1900 oldu, 2053 oldu. Şimdi de 3000'i geçti. Muhtemelen biz artık çırağında yapmayacağız bu organizasyonu. Yapmayacağız değil, yapamayacağız. Çünkü çırağının kapasitesi artık yetmiyor. Çok küçük kalıyor. Yani organizasyon için sayımız da artıyor. Durdurmak zorunda kalıyoruz. Bakın 3000 dedik ama durdurduk bunu. Şimdi durdurmamak için tabii ki yani biz kalitemizden ödün vermeden yine güzel bir başka bir mekanda yine aynı konsepte bu organizasyonu yapacağız diye düşünüyorum şu anda. Onunla ilgili çalışmalara daha başlamadık. Bizle beraber olan tüm sponsorlarımız olsun, o gün de söyledim, hep beraber yapıyoruz gerçekten bunu. Sponsorlarımıza soruyoruz, işte katılımcılarla paylaşıyoruz. Herkes aynı fikirde. İkincisi network. Yani şimdi dünyanın her yerinde görüyoruz, bir sürü organizasyonlar yapılıyor. Bu denli yok tabii de. Onun üstüne çizeyim ama şöyle. Yani organizasyon olarak ya da bir mühendislik toplantısı olarak. Ama genel anlamda baktığınız zaman fuarlar veya daha diğer etkinliklerde ya da sektörel fuarlar veya işte başka fuarlardan da bahsedebilirim. Şey, devasa standlarla katılınıyor. Şimdi ben bunu mesela masraf görüyorum. Yani bence büyük masraf. Çünkü hepimiz yıllarca fuarlara katıldık. Fuarların olup olmamasıyla ilgili tabii ki benim bir söz düşmez bana. Ama fuarlarda bu kadar standların büyük olması ve insanların artık stand büyüklüğü yarıştırması konusu bence doğru değil. Şimdi bizim bu tarz organizasyonlarda biz standlarımızı çok büyük tutmuyoruz. İnsanlara maliyet olarak çok yük olmuyoruz. Ama amaca %100 hizmet ediyor ve amacına ulaşıyor gelenler. Türkiye'deki 3000 tane sektörle ilgili yani bir profesyonel bir arada görmek, herkesle anlık hem firmasının özelinde tanıtmak hem de kendisiyle birebir tanışıp kartvizit alışverişinde bulunmak çok nadir bir durum. Bu da önem verdiğimiz bir konu. Yani network konusuna çok önem veriyoruz. Ve tabii organizasyonumuzun da büyümesi ve sektörümüze mal olmasını önemsiyoruz. Her şey yolunda. Bunları da her zaman geliştirmek için uğraşacağız. Şimdi ben girişimcilik tanımına uyuyorum gerçekten de. Bence girişimci insanın bir hayali olmaz. Bir hayale kapılmıyorum ben. O yüzden hani çocukken de bence öyleydim. Tabii yapmak istediğim şeyler var. Ama başka şeyler de var. Başka bir şey de var. Bu biraz girişimcilik öyle yani. Hayalin ne dersen, başarılı olabileceğimi düşündüğüm, sevdiğim, bana keyif veren, insanlara faydası olan her şeyi yapmak benim hayalim aslında. Bu işleri de bu doğrultuda ilerletiyorum. O yüzden tek bir şey söyleyemem. Aslında çok basit. Benim hedefim gibi ya da mottom gibi. Hiçbir şey imkansız değildir. Mutlaka bir çıkış yolu vardır. O yüzden onlara söyleyeceğim tek şey, yani böyle
herkes gibi çok büyük de ahkamlar da kesmek istemiyorum ama bir planları varsa, bir projeleri varsa hemen harekete geçirsinler. Karşısında bir engel çıkıyorsa onu da aşabileceklerini bilsinler. Yani mutlaka geçiliyor. Bugüne kadar daha geçilmemiş bir engel görmedim ben. O yüzden hemen faaliyete geçip harekete geçsinler. Onun dışında çok da söyleyecek bir şey yok. Hepsi biliyor zaten her şeyi gayet güzel. Retribution. Oh yeah, we want retribution.